İçiyoruz. Hazır mısın? Evet, evet. Son kararın mı? Yemin ediyorum. Şimdi Recep. Ha. Yine seni çok ikilemde bırakacak bir bölümümüz var. İkilemde. İki ucu oklu değnek sorular dediğimiz cinsten bir bölümümüz var. İki ucu boklu. Oklu. Bırak oklu dememizin bir nedeni var ya. Ama bu konu hakkındaki görüşlerimi biliyorsun. Nedir? Ben ikilemde kalmam. Hiç. Neden? Neden? Kaplumbağa deden. Biliyorsun geçtiğimiz ay hangi YouTuber ile arkadaş olmak istersin evet. isimli bir bölüm çekmiştik. Bu sefer hangi Twitch yayıncısı ile arkadaş olmak istersin diye bir bölüm çekiyoruz. Benim tek bir cevabım var. Vıtıcı. Şimdi hem günlük hayattan o mu bu mu sorularımız var hem de hangi yayıncı ile arkadaş Hadi. Olmak isterdin Başla. Diye soracağız efendim. Hazırım. İlkinden başlıyoruz. Evet, üstteki. Kim abi bunlar? Evde vakit geçirmek mi, dışarıda vakit geçirmek mi? Hangisini seçeceksin? Tabii ki evde. Evde vakit geçirmek, kesinlikle. Evde vakit geçirmek. Ben evcimen bir, ev kuşu bir insanım. Kanka değişir ya. Neye göre? Dönemsel yani. O an neye ihtiyacım varsa. Ama daha çok herhalde evde. Galiba ev daha çok hoşuma gidiyor. Adam! Evde. Yani gezmeyi çok seviyorum ama yoruyor bir yerden sonra. Ve böyle hani evde huzur bulmayı çok seviyorum. O yüzden ev. Evde vakit geçirmek. Ama ben mesela atıyorum arkadaşlarımla dışarıda buluşmaktansa... Ben de mi seçtim yolum evdeydim. Yani ev ortamında buluşmayı her zaman tercih ederim. Biraz ev kuşsun yani. Evet. Ortamında. Para gitmiyor. Dışarısı sosyal taklidi yapayım. Taklidi yapayım. Sosyalizden taklidi yapacağım. Ben hep dışarıda olmayı tercih eden, oksijen seven bir insanım. Deniz göreyim, kahvemi içeyim. İki lafın belini kıralım. Samimiyetsiz samimiyetsiz Instagram fotoğrafları atayım. Yürüyüş yapalım. Biz küçükken... Yine bir hikaye geliyor doğru ya. Yıl önce tabi burada sayılı ev var 2-3 tane falan. Babam sürekli beni alırdı küçücük çocuğum ben böyle elinden tutuyorum yürüyoruz falan. Aa gözdeciğim burada bir ev yapılıyor gel evi gezelim. Göktürk'te olan bütün evlerin kaba inşaatını gezdim mesela. Biz bu kule nereden geldik ya? Devam ediyoruz. Bunları... İkisi aynı kişi mi? Hayır kızım nasıl tanımazsın Vıtıcın? Ay Vıtıcın! Efe Uygaş'la Vıtıcım. Ya oğlum bak. B. Niye böyle yapıyorsun? Efe'ye verdi. Ya eminim onlar da bana bayılmıyorlar yani. Fark etmez. Onlar da sürekli bana giydirip tamam, duruyorlar. Tamam demek ki o zaman şu. Bunlar sana giydirmiş. Sen de abi, kim tutmuşsun? Yok canım ne alakası. Şimdi anlamadım. Twitch yayıncılarıyla ilgili mi video? Yoksa böyle karma yapıp da hani Twitch yayıncısı diyeyim izlensin diye mi yapmış? Anlamadım. Abi hayır. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan Güven mesela espri anlayışı benim espri anlayışıma çok uymuyor. Dolayısıyla hani gerçek hayatta da atıyorum aynı ortamlarda bulunsak hani kendimi çok yakın hissedemem gibi. O yaptığı yayınları beğeniyorum. Bir de tabii Berkcan'dan da bir sempatim var yaptığı işlerden. Kendi kanalından da izlediğim videoları var. O yüzden Efe derdim. Efe. Çünkü bu ne amka falan bayağı güldüğüm için yani zamanda hatta yarıldım yani bayağı. Efe zeki bir çocuk. Zeki bir arkadaşım olsun isterdim. Vıtıcın da komik ya. Vıtıcını izledim biraz. Komik geldi yani. Galiba Vıtıcın derdim. Ben komiklikten ilerliyorum. Egosu biraz daha düşük olan insanlara daha samimi olabiliyorum. Neden bilmiyorum. İkisine de baktığımda yani Efe Uygaç biraz daha böyle şey. Daha düşük egolu böyle. Daha böyle her yola gelebilecek bir insan gibi hissediyorum. Bu arada ikisini de tanımıyorum. Bu arada çoğunu tanımıyorum. Tamamen şey yani. Evet. Yaptığım yorumların altında böyle büyük nedenler yok yani. Ferit'in karakteri bana daha yakın olduğu için daha kolay anlaşırmışım gibi geliyor. Ben de kılım. Biraz. Onda da kılık var. Kılım ne lan? Kişilere tahammül seviyesi benimkine çok benziyor. Salak bir şey gördüğünde çıldırıyor. Çıldırıyor. Yani. Ben de çıldırıyorum. Ben her zaman Vıtıcım. Tanısam tanımasam, üstteki sen olsan, alttaki sen olsan Vıtıcın da Vıtıcım. Kedicim biraz abarttın. Ya benim biri sevmeyince ben içerleniyorum. Ağır rencide ediyor o da. Hey dur salak falan yaptı ya bana. Evet. Üzüldüm ben. Şimdi belki pişman olur diye. Niye Vıtıcı? Ha, pişman olur. Kandırma yöntemini seçtim. Güzel. Evet. Vıtıcın. Barda vakit geçirmeyi mi isterdin? Barda. Meyhanede mi? Barda. Meyhanede tabii ki de. Bak %10'luk bile pay vermiyorum. %100 barda isterim yani. Rakı sevmiyorum mesela çok. Balık da sevmiyorum. O yüzden beni de çeken bir şey yok yani. O zaman meyhaneyi seçmez. Gözde gür bak hangisi? Meyhane. Tabii ki de gözde meyhane. Niye barı sevmiyorsun? Ben pub seviyorum.
Ha. Yine illa oturacağım diyorsun. Sohbetimi edeceğim arkadaşlarımla diyorsun. Lan bırak şunu, bırak 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 bırak. Sakin ol. Al. Al sana. Nasıl alayım, elimle mi alacağım? Al lütfen al. Nerede? İçime mi girdi? Yok yok. Nerede Burak? Akrep akrep. Gel Burak. Yerde yerde. Akrep o akrep. Kolum soyundum. Kolu nasıl aldı oraya? O ne kene gibi. Lan? Ay Burak. Kolumuza bakar mısın? Tabii ki de alttaki çok daha keyifli. Orada böyle dans da ediyorsun. Yemek de yiyorsun. Mezelerin geliyor falan. Hoş bir sohbet oluyor. Sapken bar. Arkadaşlarlarken meyhane. Bar biraz daha kalabalık oluyor. Hani daha çok insan, ne bileyim şu an korona şartları altında şey değil de. Bir de ayakta oluyorsun, daha rahat oluyorsun. Meyhanede böyle sabit kalıyorsun ya, ben onu sevmiyorum. Allah'ım yarabbim, beni de korkuttun ya. Ne oluyor diyorum. Bir şey yapmaz ki bu be. Dur lan! Ezdin mi? Ay çek bakayım. Ana! Bir daha bas, bacakları oynuyor. Can çek. Ulan ne öldürdün ne? Ben elime dolar hiç alamam ama çöpe. Yani meyhanede efkara bağlayabilirsin orada ve etrafındaki insanlar şey yapabilir ya. Efkarlandı adam. Boş verin, rahat bırakın hani kendini kafasını. Barda öyle değil. Barda efkarlansan bira şişesi kırıyorlar kafanı. Bugünkü kafayla meyhane. 5-10 sene evvel sorsaydın bar derdim. Ya bir yaş ilerledikçe daha böyle dingin hayatı tercih etmeye başladım ben. Ay Allah. Burak. Hakaret ettirtmeyin Beskuk. Tamamdır. Sıçayım papına da meyhane işte, geç. Geldik sonraki o mu bu mu ya? Anna Deniz'le mi arkadaş olmak isterdin yoksa Pink Queen yani Pelin'le mi? Cevabı belli. Pink Queen'le. İzledim birkaç videosunu ve aşırı güldüm ve keşke de arkadaş olsa. Yani gerçekten çok komik. Anna Deniz'le izledim. Hı-hı. Ama onun şeyi bana hitap etmedi tarzı. Pink Queen'le. Çünkü çok samimi geliyor bana. Çok böyle arkadaş canlısı geliyor. Seçmiyorum. Ya seç bir tane. Lambayı seçebiliyor muyum? Hayır. Pelin ya. Abi benden beklemeyin Twitch yayıncılarını seçmemi yani. Ne alakalı? İyi tamam hadi Pelin adamlar olsun. Siz. He? Pelin olsun. Üsttekinin adı neydi? Anna Deniz. Deniz'le biz. Anna'ya dilim dönmedi. Üzüm üzüme baka baka kararacağı gibi elma elmaya baka baka da kütürleşir diye bir laf uydurdum şimdi. Maşallah inşallah bana da bulaşırdı güzelliği. Ben onunla. Alttaki arkadaşımız da güzel ama o daha güzel. Şuf duruş seviyorum. Google it. Şehvetli. Ben Anna'yı hiç bilmiyorum. Eminim o da çok tatlıdır, çok iyidir ama Pink Queen daha böyle halkın içinden, daha böyle hani bizim her zaman takıldığımız karakterlere hitap eden bir. Anladım. Abi beni salsanız da seçmeyeceğim. Ben elime dolmayı çalamam ama. Tatile gideceksin oğlum, tatile gideceksin. Diren, iki gün daha diren, iki gün daha diren. O daha güzel. Şuf duruş seviyorum. Şuf mu? Google it. Açıkladım oğlum. Şehvetli. Ne yapıyorsun? Ben Anna'yı hiç bilmiyorum. Eminim o da çok tatlıdır, çok iyidir ama Pink Queen daha böyle halkın içinden, sonra seç abi. Daha böyle hani bizim her zaman takıldığımız karakterlere hitap eden bir. Nimo 50 lira yollamış. Söz yok, izlemeye devam. Seviyorum seni abi demiş. Bir 50 lira daha yollamış. Abi hayatında yaşın en garip olay ne? Şey var. Daha böyle çok var üst tabaka mı yani? Böyle bir. Yok öyle değil ama yani bu kadar güzel kızlar beni her zaman tedirgin etmiştir. O yüzden de çok sevmem. Yani. Gördüğüm kadarıyla yargılıyorum yani şu an. O yüzden hani Anna birazcık daha soğuk geliyor bana. Pelin'e nazaran soğuk geliyor. Yoksa izledim gayet güler yüzlü, eğlenceli bir kız. Ama Pelin daha çatlak, anladın mı? Hani gülüyor ediyor, her şeye gülüyor ya. Çok içten enerjisi yüksek. O yüzden Pelin'le daha iyi böyle anlaşacağımızı düşünüyorum. Pink Queen kesin. Yani şey ikisini de izliyorum. Yani ikisinin de daha doğrusu tepkikolik izlemesini izledim. Anladın mı? Sürekli böyle şey ya gülüyor ya da işte bana iki yüzlü diyor, işte hain diyor bir şey. Bana. Ha, anladığınız şeyi var böyle. Alınganlığı var, anladın mı? Böyle bir şeylere. Yani nasıl söyleyeyim, bir yanlış anlayıp hemen bir şeyi iki saat alınacakmış gibi bir hali var. Ama mesela Pink Queen'de hiç öyle bir şey çekmem yani. Uyuşturucu kaçakçısı olmak isterdim gerçekten. Hayır abi. Ne bu, sevgi mi para mı? Ama uçsuz bucaksız parası olan bir arkadaşın olmasını isterdin.
sadık bir arkadaşım olmuş. Sadık bir arkadaş tabii ki. %100 sadık bir arkadaş, aynen. Ben sadık dostum. Sadık dostum. Çünkü ben kimsenin parasını yiyemem zaten. Alttaki insana mı? Paralı arkadaş mı? Sadık arkadaşım mı? Sadık arkadaşım mı? Parayla ne ilgisi var? Paradaki mutsuz yani, fotoğraftan bile belli. Başkasının parası değil. Çete bak. Nefret ediyorum sizden şu an. Aşağıdakini tercih ederim. Sadık bir arkadaşım olsun isterdim. Çok şükür sadık arkadaşlarım var. Birden fazla var hem de. Bir sürü zengin arkadaşım var. Hiçbir faydası yok. Öyle değil abi. Çok. Anladın bu arada mi? Benim çok zengin olup çok sadık arkadaşlarım da var yani. Var, yine öyle var. Malikanesi olur, alp arkadaşını çağırır, partiler, Malibu'ya gider, seni de yanında götürür. Yok be, ben hiç o hayatı hiçbir zaman özenmedim Burak ya. Sadık arkadaş, ki zaten benim etrafımda hep sadık arkadaş. Bayağı paracı çıktı yanılmaz. Bu böyle yani çok zengin bilmem ne falan diye insanları çok ötekileştiriyoruz abi. Onlar da gerçekten hepsi insan yani. Ya oğlum anladın eyvallah. Mı? Bu sorunun konsepti o değil. Bence zenginleri aşağılamıyor. Bütün zenginler diyenler. Yaşamak zor deyip zengin arkadaş seçmek ne yapacaksın? Parasını mı yiyeceksin? Ne yani hani onu anlamadım. Şimdi paralı insanla yani paralı bir arkadaşın olup da sadık olması muhtemel bir şey zaten. Ben sizin mantığınızı anlamadım amına koyayım. Bayağı arkadaş ararken parasına mı bakacaksınız? Zengin olmasına mı bakacaksınız? Ya müziktir git. Oğlum ben zengin olsam, çok zengin bir adam olsam ve insanlar benimle arkadaşlık kuruyorsa, param için kuruyorsa... Zaten siktirdirim, yedirtmem ki yani. Siz yanlış yoldasınız arkadaşlar. Neden bana yazabilir? Hepsiyle arkadaşlar. Sanıyorsunuz ki parası can adam para dökecek size. Hayır yani muhabbet ettikçe zaten arkadaşlığın pekiştirir. Sevmezsen şey yapma. Ben paraya göre arkadaş olmam ki. Ama tabii ki Malibu'da evi olan bir böyle bir tık. Hani kanka ben arkadaşla Malibu'da evdeyim derim, anladın mı, sadık olana. Uçsuz bucaksız parası olan arkadaş. Ya şimdi burada böyle duygusal triplere gelip sadakat demek de var. Al lan sana para. Bak, işte böyle kafama balya balya deste atılsın istiyorum, anladın mı? Şimdi yine iki tane Twitch yayıncısı göstereceğim. Okay. Hangisiyle? Güzel. İki tane yayıncı görüyorum gerçekten şu anda. Nerede ikinci yayıncı? Ya bırak, çok adi herif ya. Çok adi bir herif bu ya. Gerçek şu anda. Nerede ikinci yayıncı? Abi üstteki tanıyamadın galiba. Turkan abi. Turkan abinin arkasında mı? İkinci yayıncı. Ya Burki. Edirayen de yani Turkan abiyle mi arkadaş olmak isterdin? Yoksa Da Squad'dan Burak'la mı? Turkan abi buradan sevgiler ama Burki tabii ki de. Tukan'la arkadaş olmak isterdim yani. Adamsın. Çok hızlı döndüm bak. Tam puh yapacaktım, adamsın dedim. Ayıp lan. Burak kendini koyarak burada niye şey yaptırıyorsun? Kafa karıştırıyorsun. Ama Burki tabii ki de. Cansın. Tukan'la arkadaş olmak isterdim yani. İsterdim. Abi diğer çocuk... Ya Burak şu kıza bak çay demle ya. Valla ikinizi tanımasaydım Tukan abi derdim. Niye? Ama... Mesela... Helal lan sana. Kralsın lan. Allah çarpar çünkü seni seçersen. Miyo şuna bak bir kendine. Ama hoş adamcağız. Bundan şimdi. Sonra favorimsin. Gözde kendini eş aramıyorsun artık. Ama Burki. Burak tatlıcıyı bir yerden tanıyorum. Bayağı da beğeniyorum ben. Burak'ı seçerdim. Kendinin en efendi fotoğrafını almışsın. Adamın da en böyle... Oğlum. Ne var lan fotoğrafta? Tabii şahsa ya. Yakışıklı olanı seçiyorsun, saçı başı dağılmış olan. Saçı başı dağılmış olan seçiyorum abi. Şöyle yok, Tukan abiyle ben böyle yani yanındayken şey yapamam ya. Abi diyorum baksana yani aslında normalde kimse... Rahat olamam mı diyorsun? Evet. Yani yanındayken oğlum? Böyle bir ben şey olur ama sen... Bak bunu çok yaşıyorum ha, niye bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayatınızda görüp görebileceğiniz en matrak taşak adamımdır. Yani ama beni böyle belirli mesafede tanıyan insanlar... Hayır dur bekle, şu şeyi kaldıracağım. Çok gözüme rahatsızlık verdi. Ama bir şekilde şunu fark ediyorum. İnsanlar benim yanımda bir kasılıyor. Yani bu sadece şey değil. Twitch yayıncılığı öncesi de böyle. Ya bir kasılıyorlar abi bende. Niye bilmiyorum. Ve sürekli de şeyim böyle hani hop ne yapayım memesini sıkayım yoktur kafasına vurayım. Rahatlasın diye insanlar. Ben de bir kasılma oluyor insanlar benim yanımda, anlamadım. Ya saygı da ne saygı farklı bir şey oğlum. Ya anladım ben şu an bizimki buradakiler için söylemiyorum. Genel olarak böyle bir sorun yaşıyorum. Böyle yanımda böyle bir kasılıyor insanlar, çok sinirleniyorum.
senle biliyorsun. Konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Tuğkan abi senden daha eğlenceli. Helal. Tanıştın mı? Hayır. Ben tanıştım. Çok sıkıcı. Efendim çok monoton. Ben Tuğkan abi seçerdim. Fotoğrafından dolayı mı? Aynen, saçlarına bayıldım. Ben de öyle sakal ve saç bırakmak istiyorum. Ona bunları sorup ders almak istiyorum. O yüzden Tuğkan abiyi seçiyorum. Devam ediyoruz. Of. Klasik sorulardan birisi. Baş ağrısı mı, karın ağrısı mı? Baş ağrısı abi. Bu sevmediğimiz anlamında. Çünkü baş ağrısı konusu da çok tehlikeli. Arkadaşlar anılın. Bugün geç gel. Benim başım çok az ağrır. Başım çok ağrımadığı için. 200 TL mi geldi? Vay amına, bu ne ya? Allah bereket versin. Yarın Nusret'le yemek yemeye gideyim. Abi beni tanımak istersen Dejdi'deyim. Yarın yolculuk var zaten. İstanbul'da hep buradayım. Bunu yapma işte. Yolla onu yapma. Ondan sonra bak, geçen gün sen sırf donate atıyorsun diye chatten ne dedi biri? Sen sırf bir cümle kurdun. Dedin ki DC'deyim hani. Chatten de biri ya milletin parası olunca konuşuyor dedi. Ben de o çocuğa kızdım. Dedim ki yavşak dedim, konuşmaya mı gidiyorum sanki dedim. Ben donatorlarıma, gifterlarıma hiçbir zaman normal bir prepten farklı davranmadım. Hiç o yüzü vermedim. Bana zaten donate atmak isteyen adam buna bağlıyorsa yüksek ihtimal 2 gün sonra bana donate atmayı bırakır. Çünkü o egosunu tatmin etmem başkaları gibi. O konuda lütfen tartışmayı kapatın. Hiç sevmediğim şeyler. Gelmemiş sebeplerinden evet, biri. Aynen öyle. Çok çekti baş ağrısını hanım. O yüzden direkt karın dedi. Ya baş ağrısı çok yer etkili. Polat Alemdar sağ ol kardeşim bu arada. Kesene bereket. Lan beynim de orada ya, hassas. Mide. Başım ağrısı. Onu, bu arada bir... burada kızdığım şey donatorların kimisine. Bizde öyle bir algı var ne yazık ki arkadaşlar. Yani adamın parası var. Tamam mı? Donate'i çakıyor sana. Ki buna karşılık verdikleri için bu yüzü buluyorlar bence. Buna yüz diyorum. Çünkü hoş bir şey değil. Donate atıyorum. Bak ben seni paralıyorum. Bana ekstrem bir davranışta bulun. Benimle Discord'da sohbet et. Benimle arkadaş ol. Beni Instagram'dan takip et gibi. Parayla bir şeyler yaptırmaya çalışma ve buna okey diyen yayıncılar da görüyorum. Bence boş bir şey değil. Yani kesinlikle bu konuda insanları şımartmayın. Kimse kimseyi zorla para yolla demiyor. Ama yollayan da kendinde dur ben ekstrem bir davranışta bulundurturum, ayrıcalıklı olurum diye düşündürtmeyin veya düşünmesinler. Bu çok bence ince bir çizgi. Benim çok şükür donatorlarım öyle çok yok ama hani olanlar da hiç benden çoğu öyle bir şey istemedi. İsteyenler oldu. Ama hep rahatsızım. 50 izlenirken de bu böyleydi inanın. İzleyenler var biliyorlar zaten. Ama bazılarını görüyorum böyle hani koşa koşa gidip böyle onlarla zaman geçireyim de dur kaybetmeyeyim korkusuyla yaklaşım gösteriyorlar. Ben çok rahatsız oluyorum. Nimo 50 lira alayım. Son param tatilden geldi, hem 150 abone hem de 2500 TL para atacağım. Şu an atamıyorum, para yok. İnternet iş yaparak kazandığım için. Bu da ayrı bir mantık. Bilir yani, hop atarım geçer hop. Baş ağrısı. Ya karın ağrısı çünkü ne olduğu belli olmayan şeyler olabiliyor, anladın mı? Sıkıntı olabiliyor yani. Hani atıyorum miden çok bozuk diyelim belki de. Evet. Ama bu arada ben de baş ağrısını seçiyorum yani. Baş ağrısı genellikle çok su içince geçiyor. Ay Allah verme. Hiçbirini yani. Ne yapacağım? Başta çok kötü biliyor musun? Zonkluyor falan, beyin kanaması gibi, mideni de bulandırıyor. Karın. Baş ya. Baş ağrısı hep oluyor ya genelde. Ama karın ağrısı daha nadir olan bir şey. Evet. En azından bende öyle yani. Baş ağrısına artık böyle bir alışıyor insan bir süre sonra. Hani böyle kabul edilebilir oluyor. Şey, ne karın kadar ağrısı kötü. Uyuyorum, geçer diyorsun. Seni uykundan yani. Sürekli uyandırıp o tuvalete ağrısı. Götüren var ya, altına sıçtıran. Karın ağrısı. Abi ben karın ağrısına gelemiyorum. Baş ağrısına da gelemiyorum ama baş ağrısını birazcık daha böyle tolere edebiliyorum vücudumda. Hani birazcık daha dinginleyebiliyorum ama karın ağrısı çok fena bir şey. Abi karın ağrısında dışarıdayken altına sıçma gibi bir ihtimalin de var. Sıçarsın. La olur, böyle bir bağlantım var. Evet. Hayır lan. Hayır. Nasıl hayır? Senin başına hep o gelmiş demek ki, sen diyorsun. Benim hiç boşu boşuna karnım ağrımaz yani. Devam ediyoruz Hacı. Şimdi burada iki tane yayıncı görüyoruz. Aa, bu hype değil mi? Evet. Kendine müzisyen, yani Kemal'le mi arkadaş olmak ister? Kemal'in saçları bu kadar mı lan? Evet. Vay maşallah. Hype Çağrı'yı bilmiyorum, çok özür dileyerek. Abi Çağrı'yı çok tanımıyorum. Ya çok tanımıyorum. Ben Hype Çağrı'yı çok bilmiyorum. Ne oldu? Çağrı'dan istersen Çağrı'yı tanımıyorum. Birkaç video falan izleyelim şöyle. İzleyelim bakalım. Nasıl birisi olduğunu anlayalım. Çok böyle anısızın oldu yani gerçekten.
Bakalım içeride güzel bir kahvaltımızı yapalım. Spontane olarak at tepkine geldik. Esprili, komik. Kendi müzisyen. Espri anlayışımız kendi müzisyenle daha yakın gibi geldi bana. Ben birkaç kere izledim kendi müzisyeni, böyle kesitlerini. Komik yani bayağı. Onun arkadaşı olmak isterdim. Beni güldürürdü. Bilmiyorum, Hype'la herhalde arkadaş olmak isterdim. Yani Kemal'i biraz tanıyorum, az çok. Hype'ı hiç tanımıyorum. Onunla da birazcık tanışmış oldum. Kemal benim düşünemeyeceğim şeyleri kesin düşünür günüme geliyor. Anladın mı? Çünkü kafamız çok farklı onunla. O yüzden onunla arkadaş olmak. Okey. Kemal'le daha kafalarımız uyuşur gibi geliyor. Hype'la niye uyuşmaz? Sebebi yok. Tanımıyorum yani çok. Sadece çok böyle şey bir adam geldi bana böyle. Çok vokal böyle çok. Aa böyle hani şey. Gaz. Gaz evet gaz yani. Ha, böyle gaz bir adam olunca karşıdan böyle çok bir şey. Okey falan oluyorum yani anladın mı? Hani böyle bir muhabbet ilerlemez yani. Espri anlayışı daha bana yakın olduğu için Kemal'i seçerdim. Hype sanki böyle her şeyle çok dalga geçebilecekmiş gibi geliyor yani hani. Kendine müzisyenin troll hareketleri bana bazen komik geliyor. Çağrı'yı tanımadığım için kendine müzisyen diyorum. Fotoğrafı ne sayesinde? Nasıl fotoğraf seçmişim? Afrika dere kurbağası gibi fotoğraf seçmişsin. Benim de saçlarım kıvırcık da kıvırcık kullanmaktan sıkıldım. Şey gibi değil mi ama? Avına yaklaşan timsah gibi. Tam sudan çıkacak, vaş diye yakalayacak. Tam öyle. Öyle bir potansiyeli var zaten. Güncecim, bir televizyon veya sinema ünlüsü olmak mı isterdin yoksa sosyal medya ünlüsü olmak mı? Yukarıdaki olmak istedim. Sinema bu arada. İsterdim. O yoldan vazgeçtiğim için bazen böyle bir tırsıyorum, yani, şey oluyorum, korkuyorum. Gerçekçi konuşmak demeyeyim de. Gerekiyorsa benim mesleğim olarak. Güzel böyle kaliteli bir oyuncu olup sağlam projelerin altına imza atmak isterdim. Ki hedeflerimden biri de o. Bekleyin bakalım. Oyuncu olarak tabii ki de sinema ve dizi. Ben Televole zamanı çocuğuyum. Tamam. Ve kültürüm de hiç değişmedi maalesef mi diyeyim artık buna bilmiyorum. Merhaba Televole. Daki... Evet, ünlü sanatçı Gözde Gürbak Bodrum'da kimle yakalandı? Daki Gözde Gürbak olmak istiyorum. Kesinlikle sinema. Çok ofansif olacak ama hak edilmiş, daha hak edilmiş geliyor bana. Anladın mı demek istediğimi? Diğerleri daha sosyal medyada daha kolay yoldan. Evet, orada garip oyunlar dönüyor gibi hissediyorum ama televizyonda yani hani senaristi var, o zaten oyunculuk eğitimi almış falan hani böyle daha bazen temelli. Bazen o da bana çok garip geliyor mesela çok böyle ünlü, çok güzel oyunculuk yapan. Ve de güzel imzalar atmış yani projelerinde güzel imzalar atmış oyuncuların. Böyle bazen Instagram hesabına falan denk geliyorum. Adamın böyle 140 bin abonesi var. Takipçisi var. 100 bin var. Ulan adamı tanımayan yok. Çok güzel işler başarmış. Takipçi yok adamda. O yüzden sosyal medya fenomenleri böyle şaşırtıyor bazen. Yani benim kendi mesela Instagram'ım da beni şaşırtıyor da diğer şeyler. Garip. Bir şey gibi geliyor. O yüzden televizyon sinema ünlüsü olmak isterdim. Sinema ünlüsü olmak isterdim. Spot ışıklar gelsin evet. Üstüme. Kırmızı Severim. Kırmızı da yürüyeyim. Aynen. Playboy kızları gelsin yarın akşam. Bilmem. Evet. Hep bunun derdi peşinde. Aynen öyle. Bir de şeyi çok güzel. Çoluğun, çocuğun, torunların. Yani sittin sene o kalacak abi. O çok değerli bir şey. Böyle torunun torunu izleyebilecek. Bak bu benim dedenin babasıydı falan diye. Ne bileyim atıyorum. Her şeyi söyledin. Hiç beni bana söylenecek laf bırakmadı. Allah Allah. Film yıldızı olup 1 milyon kişinin seni bilmesi mi yoksa işte sosyal medya fenomeni olup 10 milyon kişinin seni bilmesi mi gibi bir soru olsaydı mesela ben yine filmi seçerdim. Ha, o kadar. Çünkü o hani yaptıkları oyunculuğun başarısına olan saygımdan ötürü hani keşke ben de öyle olabilsem tarzında bir yaklaşım var. Benim hep böyle hayalim şeydi küçüklüğümden beri. Bir süper kahraman filminde süper kahraman olmak. Bunun alt metninde de şey atıyor hani çocukları çok iyi etkileyebiliyorsun yani. Evet. Onlara iyi örnek olabiliyorsun falan. Ama bu zamanla influencer olunca daha iyi insanlara örnek olabileceğini gördüm. Çünkü orada kendisin ama süper kahraman sahte yani. O yüzden influencerla daha çok insana böyle iyilik, güzellik, çocuklara daha böyle bir sallandım da. Olabileceğini düşündüğüm için influencer seçiyorum. Cahreyn'le mi arkadaşım? Ne 600 ya? İsterdin yoksa... Oha işte seni bu yüzden seviyoruz abi. Hiçbir zaman kendini bozmadın. O şeyleri de makarasına söyledim. Çok kral adamsın demiş Polat. 600 lira olmuş. Polat sen parayı nereden buldun çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun iki gündür? Yani Can Tuğla mı? Cahreyn'le. Seviyorum Cahreyn'i bilmiyorum neden. Seviyorum yani. Yakın buluyorum kendimi. Yakın buluyorum kendimi aynen. Böyle oyuna ömür adamı bana göre değil. O yüzden...
Söylemiyorum. Üstteki abi. Cahreyn. Cahreyn. Cantu derdim. Çünkü çok pozitif geldi. Bir de Yaren Cahreyn. Cahreyn'i de sevmiyorum Esten. Alttaki seçiyorum. Neden seviyorsun? Ya bizim videomuza tepki vermişti. Çok bilmiş yorumlar yaptı. Sinirim bozuldu. Olabilir, tamam. Yok, okay. Almanca'da Cahreyn, Yahreyn deniyor da aynı diye okunuyor da. Yok, bir sinir bozulmuştu. O yüzden bilendim onu. Evet, laf sormuştu. O yüzden bilendim. Ahmet abi yine bana daha yakın geliyor. Çünkü o da böyle şey, troll bir adam. Cahreyn'i tercih ederim. Çünkü ben insanların oynadığı oyunu izleyeyim diye bir şey, öyle bir kültürüm yok benim. O yüzden hani sohbet. Sen de sohbet edin. Evet, yani oturayım, izleyeyim, dinleyeyim. Cantu çok pozitif diye tahmin ediyorum. Ben onun enerjisini emip boğarım gibi geliyor bana. O yüzden Ahmet abiyi seçiyorum. Unlost. Çünkü Cahreyn gerçekten her şeyden bir şey bulabilecek böyle. Mesela ben bir şey dedim, ona dalga geçebilecek. Anladın mı? Hani sürekli böyle laf sokabilir. Yani bir dur ya, anladın mı? Yani bir normal takılalım aslında, değil mi? Bölümümüzün sonuna geldik. Evet Güncecim, bu kadar mı dedin? Yaklaşık 16 dakika 20 saniyedir kayıttayız. Biraz daha o mu bu mu? Evet Buracığım, bölümümüzün sonuna geldik efendim. Değişik bir bölüm olmuş. Ama yani taktik çok iyi. Burak aferin, iyi taktik kurmuşsun kardeşim. Araya serptirip. Ben şeyde çok eğlenmiştim ya, Tepik Koli'nin önceki videolarında gittiğimizde o... Neydi onlar? Dur bakayım. Tepki Kolik Twitch. Yapan takipçilerim oldu. Bana geri dönüş olarak hani böyle çok sert olduğunu dile getirdiler ve kendimi çok kötü hissettim. Zaten bu çekimden sonra böyle yaptığım her şeyi iki kere, üç kere yapmaya özen gösteriyorum. Hatta yaptım. Tek seferde yapıyorsam da ne yapıyorum bu sefer? Eğer kötü olduysa, sonuç böyle çok dört türlü olmadıysa paylaşmıyorum kesinlikle. Bu bana büyük bir tecrübe oldu, öyle söyleyeyim. Tutmam gerekiyordu. Ben sadece kabuğunun soyulmasını beklemiştim. Ben pişirme işlemini neyle yaptım? Mühürleyerek tamamlayacağımı düşündüm. Ancak dil çok sert olduğu için hani lezzet konusunda sonunda sıkıntı yoktu. Ama dilimiz böyle bir parça sert oldu. Hani dört dörtlük oldu. Bu da öyle bir boktanlığı var bu işin ha. Yapıyorsun insanlar onun aynısını yapıyor ya. Polat 100 lira almış abi, bağışçıyız biz, yolumuzu buluyoruz. Gideyim ben toplam yolladığı paralarla bir hayır kurumuna falan vereyim bari. Hay Allah'ım ya. Bayışıyız biz, yolumuzu buluyoruz da ya. Hay Allah'ım yarabbim. Ne kadar yolunu buluyorsun Polat Alemdar'cığım? Aşağı yukarı ne kadar buluyorsun? Aylık bir ortalama ver bakayım bize. Merak ettik. Elvin'in parasını daha vermedim. Yayında vereceğim, denk gelemedik. Donate atacağım. Şimdi bana iki gündür kaç para attı toplamda? 5000 lira falan attı değil mi? 5000 lira parayı bu kadar rahat atıyorsa donate olarak. Şimdi kimi insanlar var böyle çok parası olmasa bile donate atıyor mesela. Ama kimisi de sikinle değil amına koyayım vuruyor. Ben Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum bu arada. Abi merhaba, yayınlar diyorum. Eski sevgilim beni terk etti. Çok seviyordum. Ben de onu kıskandırmak için gittim manitasıyla yattım. Nasıl abi, yapmış mıyım? İntikamın da bu böyle zamana koyuyor. Tövbe yarabbim ya. Nasıl abi, yapmış mıyım diye sormuşlar. Bu arada dalgaya hürmetler ne abi sonunda? Kardeş, sana hürmet yolladılar. Ciddiyim, bizim ülke var ya. Ya dün Holmes'le maç izliyoruz. Fenerbahçe Galatasaray maçını. Seyircisiz maç. Ulan baktım sahanın ortasına meşale attı biri. Meşale var yani. Ulan mala bağladık. Ne alaka, seyirci yok. Bugün Instagram'da gördüm. Drone'la atmışlar. Ya drone'la meşale atmışlar. Seyircisiz, taraftarsız maça ya.
Ya düşünsene tipleri yani. Koy kanka koy. Taktın mı tamam. Sağın ortasına bırakıyor. Drone'la değil paraşütlü onlar. Nasıl lan paraşütlü amına koyayım. Fişek abi o fişek. Oğlum. Tamam ne boksa ya. Sonuçta drone'la atmamış mıyım? Polat Alemdar 300 lira daha yollamış. Adama soru cevap yapıyoruz. 300-500 da cevap veriyor. Abi şimdi değişir oranlara göre. Yani bastığın paraya göre ama en az 60 bin. Peki kardeşim futbol üzerinden bahisçisiniz. Yani legal bahis olduğunu düşünerek soruyorum. Futbol mu konumuz? Yani sen şu an bana yolladığın donetlerle aslında bir 200 bin lira kazanabilirdin belki de. Paraşüt abi. Bilmiyorum ben Instagram'da drone diye okudum. Çok güldüm yani. Arka planı nedir bilmiyorum ama. Polat hazır mısın? Sabaha kadar soru cevap yapacağız. Sabah olmuş böyle. 30 bin lira oldu. Tatilde siktiret davini yardır yurt dışına. Oradan da Leito 9 lira yollamış. Demiş ki abi seni çok seviyorum yayınlar dilerim. Rica etsem bu videoyu izler misin? Ölümden dönme videosu gibi. Kardeşim o tip videolar tehlikeli olabiliyor. Bakayım bir. Ben bu videoyu izlemem arkadaş. Bu ne oğlum? Çok kötü video oğlum bu ne ya? Yok lan böyle görüntü kalitesi falan da kötü yani anlamadım. Trikleri sor kupon yapalım biz de. Ya oğlum bu işler öyle değil arkadaşlar sarmayın ya. Keyfine belki hani oynarsın falan 2 lira 3 lira da. Ben kimseyi görmedim abi bugüne kadar bahisten para vuran. Polat 150 lira yollamış. Abi futbol, poker, blackjack, rulet, basketbol. Ne istersen. Hatta dün Galatasaray falan maçına 10 bine 0-0 oynadım. Temiz para al. Sarışın var, esmer var, kızıl var. Sen o yüzden bugün gene geldin para yollamaya. 10 bin oynadın 0-0'a. Kardeşim bu cevabın tatmin etmedi yani. Bence sen başka bir yol daha kurcalıyorsun. Bunu izlemiştik değil mi lan? Yeni mi lan yoksa bu? 20 Eylül. Kimse yapamıyor tipini abi. O kadar iyi tip yapmışım ki. Karakteri daha oynamadan karakterini kafamda kuruladığım bütün karakteristik yapılarını videoya döküyor herifler. Kafayı yiyeceğim. Arabayı buraya kim getirdi? Söyleyin birazdan kaldıracağım şu an. Kendisi balık tutuyor şu anda. Eğer o verdiğin bilgi yanlışsa gelip seni bulup sikerim tamam mı? Hocam sakin hocam sakin. Bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde. İndirelim onu da bir konuşalım.
Geliyor GG. Yeter amına koyayım, bir arabamı aldı diye. Adam Saru'nun yediği işkencenin aynısı demiş. Lan soruyor, niye vuruyorsun? Kardeşim, Kurt'un ölü çıkması gerekiyordu buradan. Of, sağlam kavga etmişiz de bu Kurt değil ya. Bu ne amına koy. Şu sahne güzelmiş ama dur. Ya ben de üzülüyorum oğlum. Yalan yok yani. Hani yüksek ihtimalle 8-10'u açtığımız zaman ben Saru'ya güzel bir es verip Kurt'le başlarım zaten. Şöyle bir site var. Tamam mı? Fiyatlar aldanmayın şu an. Aslı fiyatlar iyi yani bu arada da. Hele 5-6 kişi. Oha! Polat'a bak şimdi, bak Polat'a bak. Burada abi böyle villalar var. Tamam mı? Haftalık, 10 günlük falan kiralanıyor bunlar. Ortama bak. Polat 1000 lira yollamış. Abi dün işte 10.000'e 42.000'in yarım fena maçlar var. Onlardan da güzel. Tamam kardeşim. Sen buralarda takıl. Sen buralarda takıl, tamam mı? Arkandayım. Birlikte kupon yapalım. Ya ne Elvin'di oğlum? Elvin niye böyle bir şey yapsın? Allah Allah, manyak mısınız ya? Herkes ekmeğin de aga. Tamam kardeşim, Polat bundan sonra VIP moderatör. Discord'ta da yayın manyağı. Limon Tayfa Team Eldren. Bak böyle villalar var. 1000 lira attın, 10.000 değil. Ha, totali söylüyorsun. Ortama bak, mis gibi. Mesela örnek olsun açtım yani. Buradan bakıyorum işte yani, uygun fiyatlı, düzgün, böyle oş. O da güzel ha. Ya yok be, değilmiş bu arada. Oo bak, burası güzel. Havuz, manzara, deniz. Şuraya bir tane pembe flamingo. Bana da bir tane Instagram fotoğrafı. Bir ara pembe flamingo modası vardı ya. Kızların %90'ının Instagram'ında flamingo vardı amına koyayım. Bir de bu aralar Instagram'a şey yazısım geliyor. Şu filtreleri, efektleri bir sökün atın da suratınızı görelim yazısım geliyor da. Sonra niye muhalefet oluyorsun ki diyecekler. Haklılar da, bana ne amına koyayım. Abi efekt kullanmadan fotoğraf atan, hikaye atan kız sayısı %90, ne %90'dan %10'a falan düştü ya. Tek mi gideceksin abi? Niye böyle ortam yuvarlak yatağı falan görünce niye hemen biriyle mi gideceğim diye? Yengeyle mi gidiyorsun abi? Ne oldu? Tek başıma gidiyorum kardeşim. Ne yengesi? Tek başıma gideceğim işte, burada tek başıma çılçıplak tatil yapacağım. Kılıfı alacağım, kılıfı. Abi sevgiler, Rize'den kapın açık. Son 450'si sakin. Deniz ve yeşillik manzara olmak üzere 1200 kilometre uzun yol. Sürmesi epey eğlenceli oluyor. Tek başına dağa çıksan bile 5 gün geze toza mükemmel tatil geçirebilirsin. Her türlü desteğimi sağ yazmış. Jones 3 lira yollamış. Vay kardeşim. Ya iş oraya geldi mi? Çok kapı var vallahi. Sağ olun, var olun. Geleyim abi, dalga ya, siktir lan. Bırak, burada bir ay kaldın. Ciğerim soldu. Arkama bakınca hala siyah bir adam görüyorum ya.
En son bende 1,5 ay kalan son 10 yılda insan olmadı ya. Araba kiralarına da baktım. Hani böyle 3-3,5 senedir tatil yapmıyorum. Ödüllendireyim kendim, bir de şöyle hayalimde olan bir 69 model bir araba falan kiralayayım dedim. Günlüğü 5.000 liraymış. 10 gün gitsen 50.000 lira bırakıyorsun. Tabii tatil parasını Polat çıkardı, sağ olsun kardeşim. Realde yok mu Rambo olmak? Arabalarda şeye baktım en son. X serisine baktım. Bir de Ford'a baktım. Ama İstanbul'da kullanılacak arabalar değil onlar. Bak şu. Merelles. Bak şöyle bir dizaynda. Ya da şöyle. Ama sonra fiyatları falan baktım bu arabaya. Yani bu konfor gitmez. Uçtu. Araba fiyatları uçtu. Bir de Ford FX miydi? Neydi lan? FX değil ya. FX 500 müydü? Anasına mı? Değil lan. Ford'un neyi, hangisiydi ya o? Ranger, Ranger. Ford Ranger. Raptor çok güzel. Görüyor musun? Şimdi millet diyor ki, abi diyor, senin kütlene, cismine, tipine böyle araba gider. Doğru, tamam, ben de kabul ediyorum. Ben de seviyorum böyle arabaları ama İstanbul'da büyük araba ben 11 yıl kullandım. Ne park edebiliyorsun, ne dar sokaklara girebiliyorsun, ne otoparkına koyabiliyorsun. Hep bir sıkıntı. Yani zevkini alırsın, keyfini çıkartırsın ama 2 ay sonra işte bu eksiler sana pat 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 vurmaya başlar. Ha, çok zenginsindir. Bir tane normal araban vardır sevdiğin. Sedan bir araba. Bir de ikinci araban da böyle fantastik. Bunu bir de yapıyorlar. Bigfoot, Bigfoot. Kafalara sokuyorlar bu arabaları. Bir de ikinci arabanı koyarsın. Tamam. O zaman anlarım. Ama tek arabada bu tarz büyük bir araba almak bana çok mantıklı gelmiyor. İstanbul'da yaşıyorsan mantıklı araba alacaksın abi. Ya Chopper'da bir baktım da, yani Cafe Racer yapmak istiyorum çok kendime ama yani millet diyor ki abi belin tutar. Baksana aga şuna bak ya, şunun güzelliğine bakar mısın? Bak bak. Sıfır konfor ama çok şekil. Abi karnım ağrıyordu, bir de yumurta yedim. Az önce ya, abi niye böyle toksik yorum donate atıyorsun? Mal mısınız amına koyayım ya? Efe Yakup 3 lira yollamış. Polat kadar zengin olmasak da yıllardır izliyorum abi. Yeni abone oldum. Bugün doğum günüm. Doğum günümü kutlar mısın? Adım Efe Yakup. Kendine iyi bak. Efe Yakup'çum. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu senelere. MPG 5. Berkay Ayrı 3 lira yollamış. Sen 3 lira yollamışsın. Crew Creation'ın yeni videolarını izledin mi? İzledik galiba onu. Aynen bak chatte doğum günü. Ne oğlum, niye böyle donate'in başında Polat kadar zengin olmasak da diyorsunuz? Ne alakası var? Yani arkadaşlar özetle şu an araba maraba hikaye yani. Hani ben 3 ay önce baktığım arabaların fiyatları 50 bin lira 100 bin lira daha artmış. Ben diyordum benim arabayı satarım, alırım. Değmez. Abi bugün şansımı yorumlarımı çok okudun. Muhabbet etmiş gibi sevindim. Teşekkürler. Instagram'da mı? Instagram'da bugün ben 40 dakika bir tane Hüseyin Yavşağı vardı. Belki izliyordur o. O tip herifler izler böyle. Onu bir göt ettik, bir eğlendik onun üzerinde. Çocuk hayatının dramasını yaşadı orada.
Uyuyamamıştır o bu gece. Her şeyi sanıyorlar böyle. Sanki yani kötü yorum yapınca biz böyle harap oluyoruz. Oturup kafamıza vuruyoruz böyle. Hüseyin diye biri benden nefret ediyormuş. Aman Allah'ım falan oluyoruz sanıyorlar. Altında bizim normal sevenlerle bir muhabbete döndük. Çocuk kudurdu. Çıkın yorumumun altından falan diyordu böyle en son. Aa burada mıydın falan diyoruz. Pardon kardeşim kusura bakma sana falan. Altta bir 100 yorum daha. Çıkın yorumumdan diyorum size falan diyoruz. Çıldırdı çocuk. Kendini sikiyordu pezevenk. Çok güzel bir ders verdik ona bugün ya. Kimse siklemiyor çocuğu. Altta neler konuşuyoruz böyle. Abi diyor baba örneğin ne zaman ben diyorum şöyle oğlum diyorum işte. Akşam şu an uyku düzenimi düzeltiyorum. O diyor ki abi bana da bir selam yollar mısın? Pezevengin arada yorumları var böyle. Nokta nokta nokta. Polat gene mi yolladı? Polat abi baktığın evlere sakın gitme bok gibi bak daha yeni geldim Antalya Kemer'den öyle değil. Nasıl değil lan? Sahte mi amına koyayım fotoğraflar? Photoshop mu? Oğlum aslında var ya. Paranı arabaya marabaya harcamayacaksın. Gideceğim böyle ücra bir yerde, güzel bir yerde, dağın tepesinde arsa alacaksın. Döşeceksin üstüne evi amına koyayım. Prefabrik ev koyacaksın ama. Bak şunlar var. Bak gideceksin amına koyayım. Şöyle 17 bin liraya iki tane yan yana koyacaksın. Ha mis gibi. Ormanın içinde. Tertemiz. Dağ evim var. Nerede? Burada. Benim o Kalamış'taki tekne muhabbet. Bak bunlar var bir de. Görüyor musun? 155 bin lira. Hayvan gibi ev. Arsayı ucuza kapatacaksın. Egemen ayarla o zaman. 3 gün sonra gidiyorum ya. Adam doğru söylüyor abi demiş Egemen. Doğru söylüyor orada baktığın gibi direkt gitme. O evler çok farklı gözüküyor. Nasıl olabiliyor ya? Öyle şey mi olur oğlum? Evi görüyorsun amına koyayım. Seçiyorsun gidiyorsun ev başka ev. Kargo bedava mıymış? Neyle yolluyorlar acaba? UPS'le mi yolluyor?